Herkese merhabalar. Kitabımı doğru kullanıyorum da bugün sizlere sizlerden gelen yorumlarla beraber bir kitap tanıtmak istiyoruz arkadaşlar. Sahne demiş ki sayısaldan hiç korkmuyorum mükemmel. Çünkü formüller var mantığını anlarsan tamam ama sözelde ezberlemem gereken zibilyon şey var ne yapacağım ben demiş. Emre Akal bu coğrafya bir tek bana mı zor ve karmaşık geliyor demiş. Unknown kim olduğunu bilmiyoruz. Sözel derslere pek anlayamayan soluğu yine burada aldım demiş. Yani videolarımızın altında bu tarz yorumları görüyoruz. Bizler de sizler için arkadaşlar sözel derslerde en büyük yardımcınız olacak 0'dan 9'a sözel seti tanıtmak istiyoruz. Burada edebiyat, tarih ve coğrafya kitaplarımız var. Ve üçü de set halinde olduğu için daha avantajlı oluyor. Hemen isterseniz şöyle setimizin kutusunu açalım. Şöyle çıkaralım şöyle. İçerisinden 0'dan 9'a coğrafya, 0'dan 9'a tarih ve 0'dan 9'a Türk Dili ve Edebiyatı kitapları çıkıyor. Ve üçü de bir arada olduğu için tabii ki daha avantajlı oluyor. Onu da burada dile getirmek istiyorum. Peki nedir bu 0'dan 9'a'nın hikayesi? Bunu zaten bizi bilen öğrencilerimiz 0'dan kitaplarındaki esprimizi hatırlayacaklardır. Biliyorsunuz ki solda konu, sağda soru yöntemiyle ilerliyorduk ve kitaplarımızın temel hedefi şudur arkadaşlar. Konuları uzun uzun anlatımlardan sonra gelen sorularla değil de konunun belli bir kısmı hemen onunla alakalı soru. Konunun belli bir kısmı hemen onunla alakalı soru. Konunun belli bir kısmı hemen onunla alakalı soru olması şeklinde hazırladık. Burada tabii ki en çok dikkat ettiğimiz şey Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları yani okul yazılarımız arkadaşlar. Okul yazılarında en yüksek notları alacağınız şekilde konuları anlattık. Ve burada edebiyatta aynı zamanda tarihte, coğrafyada hep ÖSYM standartlarında da ilerlemeye çalıştık. Yani burada konu anlatımlarında infografilere, resimlere, esprilere, karikatürlere yer verdik. Ancak burada öğrendiğiniz konu anlatımlarını hem okul sınavlarınızda hem de ÖSYM'nin sınavlarına hazırlıkta da kullanabilirsiniz. Solda konu anlatımı, sağda soru var. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları da ÖSYM'nin soruları da benzer yerlerden hazırlanıyor. Tarih dersi biraz daha eğlenceli hale gelmesi için karikatürlü esprilere daha sık yer verdiğimizde burada dile getirmek istiyorum. Tabii ki siz burada konuyu dinlediniz diyelim ki, burayı konuyu anladınız. Sağ tarafta soruları çözerken takıldığınızda karikatür okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde 0'dan 9'a coğrafyada ki coğrafya biliyorsunuz arkadaşlar sözelin en sayısala yakın dersi ve 9. sınıf coğrafya TYT coğrafyanın neredeyse 5'te 3'ünü oluşturuyor. Yani yarısından fazlasını oluşturuyor. Dolayısıyla burada olabildiğince ayrıntılı, olabildiğince Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına ve sizin yazılarınıza ve tabii ki de ÖSYM standartlarına uygun bir şekilde ilerlemeye çalıştık. Buradaki konu anlatımı ve bu konuyla bağlantılı olan soru. Burada konu anlatımı, bu konuyla bağlantılı olan sorular şeklinde kitapçıklarımızı ilerlettik. Sizler 0'dan 9'a coğrafya, 0'dan 9'a tarih ve 0'dan 9'a Türk Dili Edebiyatı ile konuları 0'dan eksiksiz bir şekilde öğrenebilir ve ardından gelen sorularla da konuları pekiştirebilirsiniz. Yazılarınızdan da, sınavlarınızdan da en yüksek notlara ulaşabilirsiniz. 0'dan 9'a sözel seti açıklamada Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç kitapçısından isteyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyoruz. İnşallah aldığınız en düşük not 100 olur. Görüşmek üzere.